Cinler insanoğlundan çok önce yeryüzünün hakimiydi. Fesatlık çıkarıp kötülük yaptıkları için iblisin komutasındaki ordular tarafından dünyadan kovuldular. Kendi alemlerinde yedi padişahın emrindedirler. Padişahların hükmüne girmeyen kabileler azgın ve şeytani cinlerden oluşur. Padişah Denahş hayal gösterme ve akıl çelme gücüne sahiptir. Kemptemin en korkunç kraldır. Padişah-ı El-Ahmer Mihrez tüm cinlere hükmeder ve iblisin oğludur. Tüm cinlere hükmeden insana ise Sakalen denir. Betül'ün 18. yaş gününde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Ay, güzeller. Nasıl? O zaman selfie. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, görüşürüz. Sen bile 18 oldun ya bebe. Ya Sibel, Duyan da ablam olduğunu sanacak. Ya alt tarafı bir yaş var aramızda. Biliyorum, biliyorum. Ben de. Bir yere değdiğin kadar gösterişli değil ama. Çok teşekkür ederim. Sibel, inanamıyorum. Ya biliyor musun, aldığım en güzel hediye. Ne güzel günlerdi. Babam kaçmamıştı, annen de. Her neyse, 2002 miydi bu? Galiba. Zaten Fatih'i de bir daha görmemiştik herhalde. Bak, Derin de poz vermiş. Derin de o şeyden sonra taşınmıştı. Ne kadar çok şey yaşadık şu son 10 yılda. Olsun, biz hala beraberiz. Özçekim. Harika ya. Yerim ben sizi. Şafak, sen insan mısın arkadaşım? Bazen. O ne? Özledim onları. Sana bunu mu almış? İnternet kafeden falan mı çıkarttın? Al şurada. Şafak. Sen ne aldın? Kesin çek falan yazmışsındır. Sana o yakışır. Şafak. Ya ayısın, öküzsün ama adamsın ya. O ne oğlum? Ben hayatta hediyemi vermem. Kızımız değerli Onurcuğum.
Ama asıl sürprizimi henüz görmediniz. Asıl sürpriz mi? Nedir burası? Şafak, fantezi yapacağız falan dersen kapa göz girerim. Yok yok, hayır. Ne yapacağız? Cin çağıracağız. Hayatta. Oğlum bizim ne zorumuz var? Ne diye cin çağırıyoruz ya? Diyelim ki kabul ettik. Nasıl çağıracağız cin? Sen ömründe namaz kılmamış adamsın. Biz çağırmayacağız. Kim çağıracak? O. Korkma, ben buradayım. Hadi. Hocamız çağırma ritüelini gerçekleştirecek. Biz sadece enerjimizle ona destek olacağız. Kızlar, takın şunları. Ne alaka ya? Komiksiniz, ver hadi. Hocamız üzerinizdeki tüm maddi eşyaları çıkartıp tamamen maneviyata teslim olmanızı istiyor. Hocamız kafayı yemiş galiba. Hadi hadi, bir an önce bitsin. Gözlerinizi kapatın. Alakası yok, elektrikler gitti. Abartıyorsun, aç şu işi. Hocam ben yapmadım, yemin ederim. Kim vurdu? Sibel, açsana şu işi. Hocamız çağırma ritüelini gerçekleştirecek.
Biz sadece enerjimizle ona destek olacağız. Kızlar, takın şunları. Ne oluyor ya? Komiksiniz, ver hadi. Hocamız üzerinizdeki tüm maddi eşyaları çıkarıp kendinizi tamamen maneviyata teslim etmenizi istiyor. Hocamız kafayı yemiş herhalde. Hadi hadi, bir an önce bitsin. Betül, iyi misin? Onu şaka mı yapıyorsunuz? Hayatım, sakinleş. Hadi koyalım şunları da bir an önce bitsin. Hayır. Hayır. Hayır! Onu götür beni çabuk buradan. Betül, ne oluyor? Sakinleş. Onur, gitmek istiyorum. Onur, götür beni buradan. Tamam. Biz gidiyoruz. İstemiyorum. İstemiyorum! Betül, tamam, sakinleş. Hadi gidiyoruz biz. Sapık. Ulan öyle deme. Adam hoca. Tabii tabii hoca. Ne oldu? Sence ne gördün? Ne gördü bilmem ama sonu anasına benzemez umarım. Tövbe. Misafirim gelecek. Gitmem gerek. Parti bitti arkadaşlar. Hadi evinize. Parti bitti. Gece olanlar için özür dilerim. Çok utanıyorum. İyi geceler. Bir saniye. Bu gece olanları unut. Ne zaman korksan, ne zaman kendini yalnız hissetsen ben yanındayım. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Benden mi görüyorsun? Hop! Birader! Parti bitti, hadi evine hadi! Oğlum, duymuyor musun?
Sakin ol Şafak. Hiçbir şey yok. Sadece uykun geldi. Dua, dua, dua. Ne duası vardı lan? İyi doğdun bir tanem. Günaydın babacığım. Günaydın. Çay lütfen. Başka bir şey ister misin? Yok yok, daha ne isteyeyim? Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissetmem gerek? Hani reşit oldun ya, artık ondan soruyorum. Aslında pek bir fark yok. Bir şey olsa bana söylersin değil mi? Baba, ne sormaya çalışıyorsun? Bir şey sormaya çalışmıyorum. Ama annenle ilgili merak ettiğin bir şey varsa... İstemiyorum baba. Kızım. Ama sen sürekli bana onu hatırlatıyorsun. Kızım, burnun. Daha önce de kanadı mı? Bana bebek gibi davranmaktan vazgeçin artık. Çıktım ben. Ne mi oldu? Ne olmuş? Ya bakma sen. Millet duymuş işte bir yerden. Hı? Kesin Şafak söyledi. Ay. Bugün de hiç derse giresim yok ha. E Şafak'ı ara. Beraber kırın okulu. Telefonu kapalı. Nasıl yani? Gelmedi mi? Hayır. Dün geceden beri hiç konuşan olmadı mı? Yok. Canım benim, neden endişeleniyorsun? Bilmiyorum. Huzursuzum. Ya gel buraya. Yetti Onur olur. Senin biraz kız kıza dertleşmeye ihtiyacın var. E dersler? Kaçmıyor dersler. Hadi görüşürüz. Hadi. Bye.
Ne gördün dün? Bana güvenebilirsin. Sana güvenmediğimden değil. Ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. En azından dene. Aslında hayal mi, gerçek mi emin olamıyorum. Betül saçmalama. Şu an gerçek. Şu an buradayız, bunu biliyorsun. Ama dün akşam gördüklerim de şu anki gibi gerçekti. Galiba... delirmekten korkuyorum. Ya, saçmalama lütfen. Niye? Sen herkesten iyi tanıyorsun annemi. Onur bana daha ne kadar dayanacak böyle? Sen seviyor musun onu? Ama o beni seviyor mu bilmiyorum. Kızım bir şey mi oldu? Çıkıyor musun? Evet. İnşallah sakin geçer de sabaha kahvaltıya yetişirim. O zaman biraz para ver. Ben çıkmadan yetişemezsen yarın için 5 kuruş param yok. Ne kadar limit var bilmiyorum. Hale bak ya. Sabaha kadar hastalarla uğraşıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Daha ne yapabilirim? Bir şey yapma. Defol. Dönmüşler ama Şafak'tan haber yokmuş. Telefonu kapalıydı. Dün okula gelmedi. Oraya gitmemiz lazım hemen. Sibel nerede? Nereden bileyim? Sibel'in ailesiyle sizinkiler eski dost değil miydi? Babasıyla eski dostlardı. Ama Sibel küçükken babası yurt dışına gitti. Bir daha da geri dönmedi. Sibel size haber verdi mi? Yok, haber vermedi. Thank you.
O kim? O... Geliyor. Betül, ne kadar büyümüşsün. Oktay amca, nasılsınız? Sağ ol. Derin nasıl, nerede? Derin, uzakta. Çok uzakta. Ne biçim adam öyle? Korku filmi gibi. Sana bir şey göstermem lazım. Kim verdi bunu? Buldum. Nedir bu? Yanılmıyorsam ayeti hırs. Büyü falan mı? Tam tersi. Büyülerden korunmak için. Zamanında anneannem yazıp vermişti. Cinlerden korur demişti. Nereden buldun bunu? Akşam buluşabilir miyiz? Ama Sibel de gelmedi. Sizin saçınız! Sakin ol. Pislik! Sakin ol. Gitti oğlum! Oğlum gitti. O gitti. O gitti. Gitti o. Ya ona bir şey olduysa? Kime bir şey oldu ki? Şafak nerede? Sence nerede? Ha? Cinler mi aldı? Hayaletler mi aldı? Ben nereden bileyim Betül? Gece gördüklerimi, gördüğüm rüyaları bir bilsem. Ya. Bir doktordan falan yardım mı alsak? Onur, ben delirmedim. En azından şimdilik delirmedim. Sana çok ihtiyacım var. Hep yanımda olacağını söylemiştin. Buradayım. Neymiş acil olan? Sen iyi misin? Bir kahve alabilir miyim? Anlat. Neyi? Sibel, Şafak kayıp. Korkunç şeyler görüyorum ve eminim hepsi gerçek. Ne gördüysen anlat. Gelecek misin bu gece? Tamam o zaman yatıyorum. İyi geceler. Anlatacak bir şey yok. Bir rüya gördün mü? Ya rüya falan görmedin. Neden yalan söylüyorsun? Yeter be. Herkes annene sen gibi deli mi san? Sibel sus. Ne var orada? Betül benden uzak dur. Sibel!
Ben sana inanıyorum. Gerçekten mi? Bak Betül, ben böyle cinlere, perilere falan inanmam ama bu işte bir terslik olduğu belli. Şafak, sen ve Sibel. Ama seninle bir şey yok. Yemin ederim yok. Bak, biz seninle bu sene üniversitede tanıştık. Ama üçümüz çocukluk arkadaşıyız. Ailelerimiz de arkadaşlar. Yani cin çağırmayla bir alakası yok. Çocukluk arkadaşlarına ulaşabilir misin? Neredeler bilmiyorum. Ama inşallah iyilerdir. Ne var? Derin. Neden aradın? Kızım iyi misin? Süperim, ne oldu? Bugün Şafaklar'daydım. Ondan haber alamıyorlarmış. Ben de seni merak ettim. Bana gerçekleri anlatacak mısın? Üzgünüm. Sana kızın olarak son kez soruyorum. Bana gerçekleri anlatacak mısın? Bak kızım. Muskan'ı sakın yanından ayırma. Seni ise... Siktir git. Ben geldim. Sevindim. Korkmuyorsun değil mi? Yok yok, zaten Neriman abla evdedir. Tamam canım. Ben de ders çalışacağım biraz. Tamam sevgilim, konuşuruz sonra. Öptüm bir tane. Neriman abla. Kimse yok mu? Thank you.
teşekkürler beni seçtiğin için. Seni seçmedim. O zaman neden buradasın? Sence neden? Onu seviyorum ben. Seni değil. İstediğin kadar sev. Onun sonu tımarhane. Genetik mi anlıyor musun? Şaka gibisin. Baban kaçtı diye mi böylesin ha? Hayvan! Defol git! Defol! Özür dilerim. Ne olursun gitme. Ne istiyorsan yaparım. Hiçbir şey istemiyorum sana. Olanlar hataydı. Ama ne olursun bu gece beni yalnız bırakma. Yalvarıyorum. Pislik! Sana ihtiyacım mı var ulan? Baba? Neriman abla? Arkadaşlar bugün dersimizde kimya bileşenlerini göreceğiz. Kimyasal tepkime nasıl oluşur, sıcaklık koşulları ve yeni maddelerden meydana gelenler. Yeter mi? Herkes annene sen gibi deli misin?
Dur, benden uzak dur. Sibel! Hiç deneme yapan var mı? Beraber bakalım. Bileşen maddeler bunlar mı? Evet. Evet hocam. Güzel. Devam et bakalım. Tamam. Başka göstermek isteyen var mı? Tabii ki yok. Oysa ben derse sizin de katılımınızın olmasını istiyorum. Lütfen biraz daha iyi. Şimdi öncelikle vücudumuzun büyük çocuğu. Şafak nerede? Cin çağıracağız. Hayatta. Gitti oğlum. Oğlum gitti. Sence nerede? Ha? Hayaletler mi aldı? Cinler mi aldı? Betül saçmalama. Şu an gerçek. Şu an buradayız. Bunu biliyorsun. Hadimler. Zamanında anneannem yazıp vermişti. Cinlerden korur demişti. Ervahı Ardiye. Ben böyle cinlere, perilere filan inanmam ama bu işte bir terslik olduğu belli. Sallat olurlarsa. Annenle ilgili merak ettiğin bir şey varsa. Kızım. Ama sen sürekli bana onu hatırlatıyorsun. Kızım, burnu. Betül. Hocam çok pardon. Kafayı yiyorsun kızım. Kim var orada? Kaçmayacağım. Kaçmayacağım. Sibel sen misin? Evirdesin canım. Bayılmışsın ama iyisin, merak etme. Babana ulaşamadık. Doktoranın bir problem olmadığını söyledi. Hastaneye gitmek ister misin? Hayır, istemiyorum. Kadın. Tuvalette kadın vardı. Kendinden geçmişsin canım. Sibel'den haber var mı? Canım. Burnun kanamış. Bayılmışsın. Hastaneye gitmemiz lazım. Benim doktora gitmeye ihtiyacım yok. Bana inanmana ihtiyacım var. Neye inanmasına? Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Betül iyi olduğuna emin misin? Hocam, ben Betül'ü evine bırakacağım. Her şey için teşekkürler. Hadi. Tamam. Garipti. Önce Arapça bir şeyler söylemeye başladı. Sonra onu dinlememi istedi. Sonrasını biliyorsun işte. Ama neden? Amacı ne? Bana hala inanmadığına inanamıyorum. İnanıyorum. Ama böyle şeyler stresten, dış etkenden falan da olur. Sibel ve Şafak da mı dış etken? Sibel'i daha dün gördük. Sence bize haber vermeden okula gelmemezlik eder mi? Neden sana da açıkça ne düşündüğünü söylemiyorsun? Neymiş o? Annem yüzünden böyle oldu. Öyle düşünmüyorum. Ona ne oldu biliyor musun? Ben küçükken annemle hiçbir kötü anım olmadı. Hep güzel şeyler.
Normal bir aileydik sizin gibi. Her şey sonradan başladı. İlk evde kendi kendine konuştuğunu hatırlıyorum. Yüzüme bakar, hiçbir şey söylemez. Sadece dua ederdi. Dua etmenin nesi yanlış ki? Hiçbir şey. Ben 10 yaşındayken bir gün babam işten eve geldiğinde ikimize seslenmiş. Cevap veren olmamış. Sadece su sesi geliyormuş. Banyoya yaklaştığında yerlerden suyun taştığını görmüş. Kapıyı açtığında küvetin içindeymişim. Annem elleriyle çıkmama engel oluyormuş. Betül çok üzgünüm. Aylar sonra annem hastaneye yatırıldığında babam neden yaptığını sormuş. Büyülerden arınsın diye demiş. Annen şimdi nerede peki? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Uzakta. Gönül teyze arıyor çok şükür. Gönül teyze. Kızım kusura bakma, rahatsız ettim seni. Olur mu öyle şey? Sibel'i gördün mü? Sabah eve geldim, evde yoktu. Cam kırıkları vardı. Polise de haber verdim. Ona ulaşamıyorum. En son dün akşam yemekte birlikteydik ama kötü bir şey olacağını sanmıyorum. Lütfen endişelenmeyin. Peki Onur'un numarası var mı sende? Var, neden? Ya dün gece en son konuştuğumda onunla beraber ders çalışıyorlardı bizim evde. Hani belki o biliyordur. Ben ona sorarım. Neden aramış? Neredeymiş Sibel? Ne kadardır? Ne kadardır? Resmen benle dalga geçtiniz. Aşkım ne diyorsun, neden? Aşamasında biraz kısıntıya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben Oktay'da. Hayır, ben reklam konusunda daha da fazla bir bütçe ayırmayı talep ediyorum bu durumda. Ama zaten reklam konusunda yeterince bütçe ayırdık. Geçen seneki reklam bütçemize bakacak olursan. Derin. Eve geliyorum. Gel kızım, gel. Dün hissettim. O şey her neyse hissettim. Annemin söylediklerinin hepsi doğruydu değil mi? Geldiğinde konuşuruz kızım. Senden nefret ediyorum. Kızım. Baba. Ne var? Annem nerede?
Bunu şimdi mi soruyorsun? Bilmek hakkım. Hastaneden çıkıp gitmiş. Son bildiğim bu. Onun yaptığı... Annen hakkında konuşmak istemiyorum. Ama daha geçen gün sordun onun hakkında konuş... Vazgeçtim! Kendine gel Betül. Kendi kendine konuşma Betül. Ya gerçek değilse? Neden benimle konuşmuyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Sen nasıl yalancı, nasıl pislik bir adammışsın be? Gel başka bir yerde konuşalım.
Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Bana haksızlık yapıyorsun. Haksızlık yapıyorum öyle mi? Beni hala salak yerine koyduğuna inanamıyorum. Ama biliyor musun? Asıl salak sensin. Canım. Sana en çok ihtiyacım olduğu zaman beni yalnız bıraktın. Bana inanmadın. Bana deli muamelesi yaptın. Üstüne gittin bir de beni aldattın. Şimdi defol. Defol! Çünkü Şafak bana para verdi. Seni korkutmam için. Ama sen çıkıp gidince 5 kuruş alamadın. Ne anlarım ben cinden çağırmadan? Delisin kızım sen. Deli. Deliyim lan! Var mı? Deliyim! Ne yapıyorsun? Deli? Yolda anlatırım. Konuşabilirsin. Nasılsın? Oktay amcayı gördüm. Babam öldü. Önce. Ne? Derin çok üzgünüm. Ben değilim. Annen nerede biliyor musun? Hayır, neden? Başına garip bir şey geldi mi ya da korkunç bir şey? Senin? Evet. Bunu görüyor musun? Gerçek mi bu? Tabii ki görüyorum. Rahatla Betül. Deli değilsin. Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Ailelerimizin bize söylemediği bir şeyler var. Ailelerimizin bize söylemediği ne olabilir? Sen, ben, Şafak, Sibel, hepimiz çocukluk arkadaşıyız değil mi? Ailelerimiz beraber büyümüş, İstanbul'a gelmiş. Evet. Annem intihar etmeden önce kafayı cinlerle bozmuştu. Senin annen seni öldürmeye çalıştı. Babam dün kendini... Sence de biraz tuhaf değil mi? Nasıl oluyorsa tüm aileler zengin. Sibel'in ailesi? Bizimkilerle arkadaş olan Sibel'in babasıydı. O da zaten kaçtı gitti. Bilmiyorum Derin. Ben de bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a 8 kişi gelmişler. Senin annen, baban, benimkiler, Şafak'ınkiler, Sibel'in babası, bir de... Fatih'in babası. Aynen öyle. İnançlı mısın? Bilmiyorum. Bilsen iyi olur. Burası olduğuna emin misin? Evet. Hepimizin zenginlik teorisinde yanıldın senin. Kimsiniz? Oya teyze, ben Betül. Bu da Derin. Fatih'in çocukluk arkadaşlarıyız. Fatih'i görmeye geldik.
Sizi hiç rahatsız etmeseydik Oya teyze. Hakan amca nerede? Hakan amcanızı geçen sene kaybettik. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun diyeceğim ama dostumuz kalmadı. Fatih 18 yaşına girmeden 2 gün önce kendini... Anlatmak zorunda değilsiniz. O öldükten sonra her şey değişti. Borçlar, faizler, ipotekler. Fatih burada mı? Olanlar ona ağır geldi. Kaldıramadı benim oğlumu. Bir gece arkadaşlarıyla dışarıdayken burnundan kan gelmiş. Çok şükür hastaneye yetiştirmişler. Neymiş? İnme geçirmiş. Geçmiş olsun. Düzelecek zamanla inşallah. İnşallah. Evdeyse görebilir miyiz? Bilmem ki. Betül'e çok yakınlardı. Belki Fatih'e de moral olur. Fatih. Benim Betül. Derin de burada. Fatih. Doktoru arayıp geliyorum, tamam mı? Hiç merak etme, buradayım. Cinlerden mi insanlardan? İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvecinin kötülüğünden? İnsanların Rabbine? İnsanların Melikine? İnsanların ilahına sığınırım. Amin.
Kenzül Havas. Annem ölmeden önce böyle şeyler anlatıyordu. Kimse inanmadığı için bir yerden sonra yazmaya başladı. Babam doğal olarak okumama izin vermedi. Ama artık o yok. Yardıma ihtiyacımız var. Kimse bize yardım edemez. Annenle yaşadıkların zor olmuş olmalı. Hatırlıyor musun? Annemden sadece ne kadar çok korktuğumu hatırlıyorum. Kim arıyor? Eski erkek arkadaşım. Çok da eski değil galiba. Korkma, tamam mı? Neden korkacakmışım? Onur, ne yapıyorsun? Betül, sakin ol. Yardım edin! Betül, sakin ol. Uzak dur benden. Oturun. Sen kimsin? Cevap ver. Kim olduğum önemli değil. Beni sen çağırdın. Ben mi çağırdım? Seninle ilk tanışmamızda uyarmıştım hatırlarsan. Sonra seni korumak istedim ama dinlemedin. Ne zaman oluyor bunlar? Medyum falan mısın? Hayır. Havas ilminin uzmanıyım. Senin gibi insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Benim gibi. Burnun kanıyor mu? Ne oluyor bana? Üç harflilere inanıyor musun? Musallat mı oldular? Hayır, sana düşkün değiller kızım. Onlar senin vücudunu istiyorlar. Neden? Cinlerin de aynı bizim gibi bir alemi var. Onlarda da bizim gibi inananlar var, inanmayanlar var. Ama kötü cinler kendi dünyalarının dışına çıkıp insanlara zarar vermek isterler. Ancak bazen de geri dönmek isterler. Cinler güçlü insanların zayıf tarafını kullanır. Bunu yalnız yapmazlar. Şeytan kalbimizle ve inancımızla oynar.
Şayet zayıf düşersek, mağlup olursak, işte o zaman beynimize ve vücudumuza saldırırlar. Yani iyi biri olursak başımıza bir şey gelmez mi? Bir de bu cinleri kullanan insanlar vardır. Onlar hükmetmeye çalışan zavallılar. Onlarla anlaşma yapıp kendi menfaatleri için kullanan günahkarlar. Hadim çağıranlar. Ervah-ı adiye büyüsü yapanlar. Ne diye kullanacaklar cini? Güç, aşk, para, aklına ne geliyorsa. Sana musallat olan cin, davetlerin en güçlüsüdür. Çağrıldığı zaman geri gitmez. Anlaşmanın sonuna kadar kalır. İblisin oğludur. Ateşten çıkar. O, padişahı El-Ahmer Mirez'dir. O olduğunu nereden biliyorsun? Şu an omzunda duruyor. Korkma kızım. Ben yanındayken sana bir şey yapamaz. Otur. Oturun. Mihrez diğer cinlere hükmedebilir. Ama sizin başınız birden fazla cinle belada. Denaheş ve Kemtemin ona yardım eder. Denaheş aklınızla oynar. Size olmayan şeyler gösterir. Kendinizden şüphe duyurur. Kemtemin günah avlar. Ve ufak bir hatanızda da ruhunuzu alır. O davetlerin en korkuncudur. Peki ekip tam da arkadaşlarımıza ne oldu? Onlar nerede? Bana ne oluyor? Ya sadece Betül değil ki. Beni Betül size nasıl çağırdıysa onları da herhalde bir çağıran oldu. Bu işlerle ilgilenen birileri var mı etrafınızda? Annem ilgiliydi. Ama öldü. Yani kendini öldürdü. Betül senin annen. Benim annem... Hayatın buna bağlı kızım. Benim annem de ilgiliydi ama 8 yıldır ortada yok. Nerede bilmiyorum. Sana hiç zarar vermeye kalkıştı mı? Bir sabah elimde bir dua ile uyandım ve yatağımın altında bir şey gördüm. Onlar dua değil kızım. Onlar büyü. Birileri senin sırtından onlarla pazarlık yapıyor. Hemen bunları yok etmen lazım. Annen kendini mi öldürdü? Annem ya da annelerimiz neden böyle bir şey yapmış olsunlar ki? Nasıl kurtulacağız biz bundan? Anlaşmanın yapıldığı yeri bulup büyüyü orada bozmanız lazım. Nasıl bulacaksınız peki? Medyumluk falan yapamaz mısınız? Böyle kahve içsek, falına baksanız, bir şey yapsanız. Annelerimiz yaptıysa defterde vardır. Kendine dikkat et, arayacağım ben seni. Derin dur. Fazla vaktiniz yok. Hemen gidip büyüyü bozmanız lazım. Peki, insanlar böyle her istediklerini yaptırıyorlar mı? Hayır. Cinlere hükmetmek sadece peygamberinize ve Hazreti Süleyman'a verilmiş bir özelliktir. Onlara sakaleyn denir. Bizim savaştıklarımız şeytana uymuş zavallı kullar, günahkarlar, efsunkarlar. Acele edin, gidin hemen. Acele edin.
Odaklan. Köyde yaptınız değil mi? Allah'ım. Annem yapmamış, o yapmış. Kim var orada? Kızım. Baba korkuttun beni. Bana annem hakkında söylemediğin bir şey var mı? Yok. Köyden gelmeden önce yaptığınız bir şey? Yok. Bak başım belada. Canımın içi. Sana bir kere sarılabilir miyim? Gel.
Seni ona bırakamam. Merak etme. Peşinden ben de geleceğim. Baba, ben senin kızınım, ne yapıyorsun? Seni ona bırakmayacağım. Seni ona bırakmayacağım. Baba, bırakmayacağım. Baba! Gel buraya! Baba. Beceremedim kızım. Seni ondan kurtaramadım. Seni seviyorum. Hem de çok. Yatağımın altındakini sen mi yaptın? Evde dolaşan sen miydin? Neden yapıyorsun bunu? Neden zarar vermek istiyorsun bana? Ne istiyorsun? Anlaşmayı köyde yapmışlar. Her şeyi köyde yapmışlar. Ama cinlerle değil, o şehitle. Nerede o? Sen nereden çıktın ya? Nerede o? En son bağırdığını duydum. Geldiğimde yoktu. Onu kaçırmış. Annesi mi? Annesi neden kaçırsın? Onu oraya götürüyor. Nereye? Köye mi? Peki neden?
anlaşmayı tamamlamak için. Vakit kaybetmeden büyüğü boz. Hayatımı mahvettin. Yetiştik mi? Bitti mi? Ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Hükmedenim. Sen de mi cinsin? Ya senin kadar insanım. Sizin ailelerinizi bulduğumda sizin yaşlardaydılar.
bu köyden kurtulmak için her şeyi yapmaya razılardı. Ben de onları buradan kurtarıp zengin etmeye söz verdim. Daha önce birçok köyde anlaşma yaptım. Ama hiçbir zaman doğmamış çocuklarından bu kadar kolay vazgeçen insanlar görmedim. Hepiniz 18'e geldiğinizde benim olacaktınız. O yüzden beni gördün. Beni çağırdın. Senin falan olmayacağım sapık. Doğru. Benim değil zaten. Onların bu dünyada kalabilmeleri için bedenlere ihtiyacımız vardı. Diğer çocuklar çok zayıftı. Denahş sarışını seçti, kentimin kumralı. Ama sen, en çetin sen çıktın. Senin bedenin için seni buraya kadar getirmem gerekti. Annem beni kurtarmaya mı çalışıyordu? Bu yerdeki vekf büyü bozmak içindi, odandaki de. Zavallı annen sen doğduğun günden beri yediği pisliği temizlemeye çalışıyor. Herhalde senin için kendini feda edecekti. İkisi de boş yere ölecek. İkisi de? Anlaşmayı tamamlamak için. Artık hiç kimsenin önemi yok. O gelmek üzere. Kaderine boyun eğ güzel kızım benim. Başka şansın yok. Yaklaşmayın bana. Bıçakla bana zarar verecek gibi düşünüyorsun. O burada. Sen hazırsın. Hiçbir şey olacakların önüne geçemez. Ne geçecek eline? Ne mi geçecek? Onları ben kontrol ediyorum. İstediğim her şeye sahip olacağım. Yaşlılık, acizlik, zayıflık. Ölümsüzlük. Benim adım Sakalein. Sakın yaklaşma. Yemin ediyorum öldürürüm. Ah benim temiz güzel kızım. Yapabileceğin hiçbir şey kalmadı artık. Bırak kendini. Yaklaşmayın. Merak etme. Annen de arkandan gelecek. Teslim ol. Kaybettin. Teslim ol. Teslim ol. Teslim ol. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Onca şeye rağmen hala yanımdasın. Ah, ay çok özür dilerim. Yok, önemli değil. Bir ay oldu. Sen iyi ol. Biz iyi olalım, gerisi önemli değil. Derse geç kalmayayım, ben bir lavaboya uğrayacağım. Onur, seni seviyorum. Ateşten yaratılan cinler, insanoğlundan çok önce yeryüzünün hakimiydi. Fesatlık çıkarıp kötülük yaptıkları için iblisin komutasındaki ordular tarafından dünyadan kovuldular. Ancak iblis topraktan yaratılan Hazreti Adem'e secde etmeyince cennetten kovuldu ve müritleriyle beraber Ademoğullarından intikam almaya yemin etti. Onun amacı topraktan gelenleri sonsuz cehenneme yollayıp yeryüzüne hakim olmaktır. Bunun için çocuklarını vazifelendirmiştir.